Milletvekili geliyor burada bizi kucaklıyor ilk önce. Böyle milletvekilliği olmaz. Yani öğrencisine bir kek, bir bisküvi dahi alamayan bir topluma düştük. Merhabalar, Ardahan Medya TV olarak Ardahan esnafının sorunlarını dinlemeye devam ediyoruz. Bugün Can Kardeşler Erkek Kuaförü salonundayız. Yanımızda da işletmecimiz Gökmen Bey bizlerle beraber. Efendim merhabalar. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İlk önce bu güzel bir TV kurduğunuz için ben ilk önce size çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir TV'nin Ardahan'a harbiden ihtiyacı vardı. Çünkü esnafın çok sorunları var. Geçen seneyle bu sene arasında maliyetler harbiden %100 değil de %400 artmış. Geçen sene doğalgaz 200 lira, 250 lira gelirken bu ay bize tam 1,5 milyar doğalgaz gelmiş. Geçen yıl yine aynı elektrik bize 200 lira gelirken bu ay bize 700-750 lira fatura gelmiş. Ve bizim malzemecimiz Erzurum'dan gelenler, efendim buradaki o su giderleri, bütün giderler hiçbir şey karşılamıyor. İşler de düzgün olmuyor. Kesik. Maliyetler çok fazla, işler de çok az. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Ama ben buradan da söylüyorum, başka yine sorunlarımız da var Ardahan'la alakalı. Ne sorunumuz? Geçen burada bir anjiyo geçirdim. Burada anjiyo ünitesini getirmişler. Yalnız doktor burada anjiyo yapamıyor. Burada bir dişimizle bir alakalı bir sorunumuz olduğu zaman buradan bizi Erzurum'a gönderiyorlar. Erzurum'da bize gittiğimiz zaman bize randevu veriyor. 2 ay, 3 ay. Bir diş bize iş oluyor. En az 4 sefer, 5 sefer gidip geliyoruz. Buradan sayın milletvekillerime sesleniyoruz. Milletvekiller burayla alakalı hiç ilgilenmiyorlar. İlin sorunlarını hiç dile getirmiyorlar. Böyle milletvekilliği olmaz. Lütfen bak, olmaz. Hemen oy sırasında kaça kaça gel, oyları al. Ondan sonra git, hiç bir daha bizle ilgilenme. Bunlar çok yanlış bir şey. Bunlar çok yanlış bir şey ya. Bizden oy almasını biliyorsun ama bizle de ilgileneceksin daha. Hiç bizim bu güne kadar kapımızı gelip çalmadınız ya. Esnafın ne derdi var, ne sorunu var? Ha burada da bir sorun var yine. Burada ben kesinlikle şu Halk Bankası'na ben sesleniyorum. Esnafa açılan kredide gidiyorsun, burada Sayın Cumhurbaşkanımızın konuştuğu gibi kesinlikle mağdur işi olmaz. Gidiyorsun bankaya, zaten ille de sahip olmadığı için bir banka var. O da kimse bizle ilgilenmiyor. Muhatap yok. Evet. Muhatabımız yok. Gidiyorsun, yani şöyle bizim tabiri caizle konuşuyorum. Ağanın malı gidiyor, hizmetkarın canı gidiyor. Sen orada bir bize personelsin, yardımcı olacaksın. Ama sen bize yardımcı olmuyorsun, bankacı. Cevap vermiyorsun. Ayıptır öyle şeyler. Herkesi bu şekilde mağdur ediyoruz. Lütfen sizden rica ediyorum. Efendim peki bir işletmeci olarak enflasyon sizi nasıl etkiledi? Enflasyon bayağı bir etkiledi. Çünkü burada biz bir esnaf olarak bir kişiyi tıraş ediyoruz. Vallahi de billahi de 1 kilo 2 kilo domates parası. Önceden bir kişiyi tıraş ediyorduk, belki 5 kilo domates alıyorduk. Şimdi bir kişiyi tıraş ediyorsun, 1 kilo domates zor alıyorsun. Bundan da müşterimiz de tabii ki de çok rahatsız. Peki müşteriler gelip, vatandaşımız gelip size nasıl bir şikayette bulunuyor? Şikayette şöyle, zaten hiçbir şey anlatmasına gerek yok. Adamın yüzünün tipinden belli. Adam hemen suratını asıyor. Bu ne pahalılıktır diye, buna kadar maliyet yükseklik diye hemen bakıyorum. Yani müşteri olarak çok adamlar her haliyle kendini belli ediyor. Ama yine de biz diyoruz, can sağlığı olsun. İnşallah hep böyle gitmez. İnşallah hep böyle gitmez. Her şeyde de bir hayır var. İnşallah daha da hayırlı şeyler bizi beklesin. Biz de bunu istiyoruz. Ha, burada da işte ben yine milletvekillerime de sesleniyorum. Şu Erzurum'dan dön Artvin'e 48 tane tünel var. Artvin'den dön gel buraya, bir tane tünel yok. Burada değil, yıllardır bizi aldatıyorlar, kandırıyorlar. Yok tünel yapılacak, havalanı yapılacak.
Ya hiçbir şey yapıldığı yok. Böyle yalanlar da söylemeyin lütfen, sizden rica ediyorum. Yapabileceğiniz şeyi konuşun. Yapamayacağınız şeyi konuşmayın. Sizden rica ediyorum. Gelip de benden de oy moy istemesinler. Kimseye de oy moy da vermiyorum. Aman aman. Ben Ardahan Medya TV olarak teşekkür ediyorum. Vallahi biz de size çok teşekkür ediyoruz. Halkın sorunlarını dile getirdiğiniz için Allah sizden de razı olsun. Bunu Kur'an'dan da ben de size kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler efendim. Efendim şimdi Can Kardeşler Erkek Kuaförü'nde bekleyen bir müşterimiz Serdar Bey bizlerle beraber. Efendim merhabalar. Merhaba. Siz bu fiyatlar hakkında, doğalgaz fiyatları hakkında ne söyleyeceksiniz? Ben buradan doğalgaz fiyatlarından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, fakire, yoksula yardım ediyorum dedi. 1 milyar 200 milyon yardım parası veriyorum. Kimden alıp da kime veriyor? Geçen ay benim doğalgazım 600 liraydı, şimdi 1600 lira. Yani benden alıp bir başkasına mı veriyor? Ben 4 tane çocuk büyütüyorum, okutuyorum, okutamıyorum. Hepsine yetiştiremiyorum. Servis parası olsun, yemek parası olsun. Bu faturalarla ilgili çok sıkıntımız var. Hem elektrik hem faturalarla ilgili. Sayın Cumhurbaşkanım beni duyarsa artık bu konuya da bir el atsın. Ardahan sahipsiz bir yer zaten. Milletvekili geliyor burada bizi kucaklıyor, ilk önce sarılıyor, o ki oyu alıyor. Yani milletvekili değil, kim olur olsun. Muhtarından tut, belediye başkanından tut. Hepsi aynı. Seçim gelende herkes herkesi kucaklıyor. Seçimden sonra hiç tanımamış gibi kafayı dönüp gidiyorlar. Bizim her konuda sıkıntımız var. Biz buranın kırsal bölgesindeyiz. Çiftçi zor durumda. Yemler almış başını gidiyor. Millet sağlan ineği, kesim ineğini kesime yolluyor. Her türlü sıkıntıdayız. Cumhurbaşkanı bunları duysun. Efendim Ardahan Medya TV olarak Ardahan'da esnafımızın sorularını dinlemeye devam ediyoruz. Şimdi yanımızda Adem Market İşletmecisi Adem Bey bizlerle beraber. Efendim öncelikle merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Efendim bir esnaf olarak sizin de Ardahan'daki sorununuzu öğrenebilir miyim? Valla sorunlarımız hiçbir şekilde gelen faturaların falan altından hiçbir şekilde çıkamıyoruz. Sürekli 7-24 zam içerisinde olduğumuzdan dolayı hiçbir şekilde bir şeyimizi karşılayamıyoruz. Özellikle ki öğrencisi olan velilerin açısından bir şey söylemek istiyorum ki biz burada yerel marketiz. Bir mahalle marketiyiz. Ondan dolayı da bütün öğrenciler falan sabah bir kek, bir meyve suyunu alıp giderken bugün bu aileler bunları karşılayamıyor hiçbir şekilde. Yani öğrencisine bir kek, bir bisküvi dahi alamayan bir topluma düştük. Bu kadar sıkıntı içerisindeyiz. Bir doğalgaz 300 lira, 400 lira gelen doğalgazımız bugün bize gelmiş 4000 lira. Ve bir tek biz değil, genel olarak herkes aynı sorun içerisinde. Büyük bir sıkıntı içerisindeyiz. Allah yardımcımız olsun diyeceğiz ama nasıl olacak onu da bilmiyoruz valla. Efendim peki gelen müşteriler, gelen vatandaşımız size ne gibi bir şikayette bulunuyor? Ya da ne gibi bir talepte bulunuyor? 7-24 tamamıyla hiçbir şekilde iyi bir konuşma açısı falan kesinlikle yok. Gelen herkes fatura, gelen zamlar, geçim derdi, başka hiçbir şekilde insanların normal bir konuşma şeyi falan kalmadı kesinlikle. Yani aldıkları maaş olsun veyahut da yapılacak zamlar falan olsun emekliye, işçiye hiçbir şekilde hiçbir tatmin bir durumluk yok ortada. Tamamıyla çok kötüye gidiyor. Elektrik ve doğalgazlar zaten göz önünde. Su faturaları aynı şekilde. Çay olsun, temel ihtiyaç gıda şeyi falan olsun bütün her şeyi hiçbir şekilde artık karşılayamaz noktaya gelindi. Efendim o zaman enflasyonda sizi çok fazla etkilediğini söyleyebiliriz. Kesinlikle. Yani hem çalışan, hem çalıştıran, hem ev geçindiren genel olarak herkesi aynı şekilde yansıdı. Hiçbir şekilde yani insanların özelle ilgili hiçbir şey kalmadı. Zorunlu bir şekilde sadece evine işte çayını, şekerini ve ekmeğini alma noktasına gelindi. Başka bunun dışında hiçbir şekilde hiçbir şeyimiz kalmadı. Bir özelimiz, bir tatil planımız olsun zaten bunlar yoktu. Tamamıyla yok oldu.